Hasan Öztürk'ün bir yazısı vardı dün. Bugün de sen de bana göndermişsin. Bir de tweet'i var. Ya şimdi bir de diyor ki, daha önce de yazmıştı bunu hatırlarsan. Şu Amerikalılarla yürütülen bir istişare toplantıları var biliyorsun Ankara'da. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta harekatı ile ilgili. Hatta Hasan Öztürk'ün ona tepkisi de vardı. Biz de burada konuşmuştuk seninle. Bu İsveç işte NATO bilmem ne üyeliği sırasında bunlar konuşulurken Irak'ta büyük operasyon hazırlıkları sırasında Amerikalıların aslında asıl müttefiki olan, hatta Suriye boyutu için kara kuvvetlerimiz diyorlar biliyorsun. Asıl müttefiki olan bir terör örgütüyle bizim mücadelemiz bağlamında ne konuşulabilir Amerikalılarla Ankara'da diye Hasan Öztürk soruyordu. Bu bağlamda bir tepkisi vardı. Şimdi o tweette de diyor ki terörle mücadele ortak toplantıları yapılıyor bunlarla, Amerikalılarla. Şimdi Allah aşkına diyor, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde seçim yapıp özellik ilan etmeye çalışan PYD'ye razı olmuş içimizdekiler artık bizimle alay etmesin. Yani tweet'i böyle. Şimdi sen de bugün bana işte dedin ki bunu da konuşalım bu bağlamda. Senin de tweetlerin var. Bir de yazın var. Şimdi PKK hakikaten bir taraftan bu adımları atıyor. Amerika bu adımları atıyor. Irak'ta şey gibi görünüyor. Hani Irak'ta tamam ama Suriye'yi görmezden gel. Biz sen de daha önceki yayınlarda şu cümleyi de kurduğumuzu hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya PYD'yi de hani görmezden gelelim diyenler var diye konuşmuştuk hatırlarsan. Şimdi hem bu boyutuyla hem bu boyutuyla hem de PYD, YPG aslında PKK diyelim. Tabii. Terör örgütü diyelim tam tanımıyla terör örgütü. Neyin hazırlığını yapıyor Amerika ile birlikte? Çünkü bir de işte Irak boyutunda böyle. Suriye boyutunda bir devletleşme, Amerikan destekli devletleşme adımı atılırken bir de sokaklar meselesi var. Orası dikkat çekici. Sen bununla ilgili uyarım da yaptın. Şimdi bugün de burada bu çerçevede bir konuşalım. Hem o sokaklar boyutunda konuşalım. Hem Suriye boyutunu, hem Irak boyutunu, Amerika boyutunu hepsini bir masaya yatıralım diyorum. Sözü sana bırakıyorum, uzattım. Yo estağfurullah, gayet de güzel bir giriş yaptın. Valla ya şimdi Hasan Öztürk'ün dediğin gibi değerli meslektaşımız, meslek büyüğümüz. Yazdığı yazı önemliydi. O geçenlerde konuşmuştuk. Sen evet, notlarını haklı olarak da almıştın. Ve iyi ki de konuşmuştuk. Ya şunu söylüyordu. Yani biz diyordu terörü besleyen, eğiten, donatanla biz neyi terörle mücadele toplantısı yapıyoruz? Bunlar niye geliyorlar? Diyordu. Ve haklı olarak soruyordu bunu. Niye haklı olarak? İşte dediğimiz nedenlerden dolayı. Çünkü bizim bunlara aktaracağımız her bilginin PKK terör örgütüne istihbarat olarak gitmesi muhtemel. Yani PYD terör örgütüne istihbarat olarak gitmesi muhtemel. Türkiye yıllardır zaten tamam ilişkilerden dolayı, yani askeri anlaşmalar gereği ilişkiler, işte NATO müttefikliği falan filan ondan sonra dolayı zaten bilgilendirme yapıyor aslında. Ama nasıl yapıyor biliyor musun? Mesela harekat öncesinde. 5 dakika önce yapıyor. 10 dakika önce yapıyor. Hemen diyor çekilin diyor. Veya 15 dakika önce. Bunların çekilmesine fırsat verebilecek zamanlamaya göre yapıyor. Şimdi tabii ki bizim yetkililerimiz, ilgili bürokrasi sonuçta gidip Amerikalılarla toplantı yapmak, Türk milli çıkarları çerçevesinde konuşuyorlar. Evet, evet. Diplomasi de kesilsin demiyoruz ama hakikaten garip bir durum. Şimdi Hasan Öztürk esas dün attığı tweetinde daha ilginç bir şey söylüyor. PYD razı gelme. Tam tweet neydi? Cem tekrar gösterebilir. Orada bir ifadesi var. Şöyle söylüyor. Amerikalılar diyor TSK Irak'ta PKK'ya süpürme harekatına başlamadan önce Ankara'yı mesken tutup terörle mücadele ortak toplantıları yapıyor. Allah aşkına 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde seçim yapıp özellik ilan etmeye çalışan PYD'ye razı olmuş içimizdekiler artık bizim... PYD'ye razı olmuş içimizdekiler. Evet. İşte senin de hatırlattığın, daha önce bizim konuştuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok küçük bir azınlık ama ne diyelim, neyse çok detaya da girmeyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşabilecek bir azınlık. Bunu zamanında da söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı elini tersiyle itmişti. Şimdi Hasan Öztürk'ün yazdığı tekrardan bunların kafa kaldırdığını gösteriyor. Çünkü değerli Hasan Öztürk yıllardır sonuçta AK Parti'yi takip eden, ondan sonra AK Parti'ye ne diyelim politikalarına destek veren bir gazeteci. O çevreleri çok iyi bilen bir gazeteci. Şimdi o yüzden Hasan Öztürk'ün ifadesi önemli. PYD'ye razı olmuş içimizdekiler. Şimdi bu içimizdekileri biz aslında yine seçim sonrası biraz değişmiştik. Nasıl değişmiştik? Mevzuları yani değişmek derken konuyu biraz açmıştık. Demiştik ki küçük ama etkili bir grup seçim sürecinde PKK terör örgütü, daha doğrusu HDP demek, HDP DEM demek, PKK demek yani. Şimdi doğrudan PKK ile bağlantılılar falan demiyoruz. Ama dolaylı yoldan HDP DEM üzerinden aslında PKK ile bağlantılı olsun. Bugün biz HDP ile bağlantıya geçelim. Diyelim ki destek vermeye çalışalım. Açık söyleyeyim, PKK'ya destek vermiş oluruz yani. Bizim için de geçerli. Şimdi onlarla şey yaparak işte nedir? Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak. Ondan sonra bu işi çözecek olan Erdoğan. Bakın DEM aday çıkarttı, İstanbul'da kazandıracağız. İşte kazandıracak bize. Yeni bir süreç başlayabilir, diyalog ortamı olabilir falan filan diye alttan alta birileri söylemler geliştirmişti. İşte aynı PYD'ye razı olan içimizdekiler başlığında altına bu söylemlerin sahiplerini yine ekleriz. Aynı grup, aynı grup. Aynı şekilde Türkiye'nin, hatırla yine bir tespitimiz vardı 31 Mart sonuçlarında. Bir kere bu arada onu söyleyerek milliyetçi oyları, MHP haricindeki milliyetçi oyları muhalefete aktardılar. Onu söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın biz söylüyoruz ekonomik boyutu da var, şu var, bu var ama bir boyutu da bu demiştik. Mesela hatırlarsan bir şey daha söylemiştik. Dış politikada işte İsveç kararı bilmem şu bu, ekonomide bir anda %7-8'den faizin %50'ye 55'e tırmanması. Şu an kaç bilmiyorum artık. Takibi bıraktım. %50 mi 55 mi? Ben de bıraktım. Herhalde. Bunlarda bir şey. Üretime, Türk üretimine darbe indirecek bir politika tekrardan Batı gündemine. Yani muhalefet kazansa uygulanacak ekonomi politikasını Sayın Mehmet Şimşek üzerinden şu an AK Parti uyguluyor. Şimdi ekonominin şöyle bir yönü de vardır. Ekonomide adam şunu söyler. Ben tamam şunu yap der, şunu yapacağım der. Yaparsın. O yapacağım dediği şeye şunu da söyler. Ya tamam o zaman önceden de şunu daha yap der. Mesela örneğin der ki Osman Kavala'yı da serbest bırakın bir hele bir göreyim. Ona göre ben destek vereyim der mesela. Şimdi işte bu küçük azınlık grupla dışarısı Washington, Londra, Berlin, Paris, hat, Brüksel de diyebiliriz ek olarak. Brüksel çünkü NATO ile Avrupa Birliği'nin başkenti biliyorsun. NATO demek Amerika demek falan. Yani orada bunu söylerler. Ekonomiyi zannediyorlar ki ekonomi politikalardan bağımsızdır. Siyasetten, güvenlik politikalarından bağımsızdır zannedilir. Tam tersine merkezindedir. Amerika der ki ben sana yatırım yaparım ama örnek veriyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma kararından vazgeç der. Askerini çek der. Türkiye direnir tabii ki. Ama bazı konularda dirence düşebilir. Örneğin geçmişte bunun örnekleri var. Direncin düştüğü anlar olabiliyor. Yani Türkiye'nin direnci olmasaydı çoktan Osman Kavala serbest, onu söyleyeyim. Çoktan. Ve politik bir kararla serbest. Hukuki bir kararla olmayacaktı. Politik bir karar olacaktı. Yani şimdi bir de onu eklediğin anda aslında karşımızda bir tehdit olduğunu görüyoruz. Bir de üstüne. Bak onu da söyleyeyim. PKK terör örgütünün son dönemlerde ciddi bir silahlanma hazırlığı, provokasyonu var. Başarabilirler mi? İçeriden bahsediyorum. Başarabilirler mi? Mümkün değil. Bizim o yiğitlerimizin, kahramanlarımızın, askerimiz olsun, polisimiz olsun, korucumuz olsun, istihbaratçımız olsun. O yiğitlerin mücadelesinden kaynaklı olarak örgütün şu an Türkiye içinde büyük eylem yapabilme imkan ve kabiliyeti yok. Toplu anlamda. Yani örneğin Çukur terörü gibi benzer terörler, işte Kobani olayları gibi benzer olaylar, kalkışma provokasyonları yapma imkan ve kabiliyeti yok. Ama tehlike var mı? Var. Adının üstünde provokasyon dememin nedeni o. Van'da biliyorsun sokakları karıştırdılar. Şimdi bütün bu boyuta geleceğim şimdi. Evet. Esenyurt'ta yaşananlar, mevzi kazandılar oralarda. Evet. HDP'li belediyeler üzerinden yeniden bir çalışma yürütüyorlar muhtemelen. Çünkü örgütsel hiyerarşide beraberler. Şimdi talimat ne? Önce Duran Kalkan verdi talimatı. Dedi ki 17 Mayıs'ta eğitim milleti, kendinize mücahil yapıları eğitim, silahlandırın, hazır olun. 17 Mayıs'ta örgütün sitesinde var. 26 Mayıs'ta örgütün başka bir sitesinde terör örgütü elebaşı, terörist başının bunu ben tweet'te atmıştım 17 Mayıs'ta. Terörist başının geçmişte kullandığı bir mahlas var. Yazılarında kullanılıyor. Ali Fırat diye. Ali Fırat mahlasıyla bir yazı yayınlandı. Başka bir sitesinde örgütün. Silahlanın. Yani halkı silahlandırın diye. O yazı. Örgütün, evet, elebaşının, terörist başının geçmişte yazdığı yazı. Şimdi buradan şuna geleceğim. MGK gündemiyle de bağlantılı. İki ayrı yerden silahlanın şeklinde bir çağrı var. Aynen. Şimdi bir tarafta örgüt de facto bir şekilde Amerika'nın işte dün konuştuğumuz McGurk'ün planlaması çerçevesinde Suriye'yi bölmenin ilk adımını atmaya çalışıyor. 11 Haziran'da sözde yerel seçim yapacak. Ki evet, başka Türk gruplar da karşı bu arada ona. Katılmayacaklarını falan da açıkladılar. Seçime girmeyeceğiz dediler. Ama de facto bir şekilde böyle bir şeye hazırlanıyorlar. Üstüne Irak'taki harekatımızı akamete uğratmaya çalışıyorlar. Bunları yapabilecekleri alanlardan bir tanesi engelleme noktasında, provokasyonlar noktasında Türkiye'nin içi. HDP'ye dayanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sokakları terörize etmeye çalışıyorlar. Silahlı faaliyetler üzerinden provokasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi imkan ve kabiliyetleri var mı? Toplu eylem yapmaya yok. Bakma, Van'da sessiz kalındı. Kalınmasaydı o kitle ezilirdi. Onu söyleyeyim. Sokağa çıkamazlar. Sessiz kalındı. Niye sessiz kalındı ben anlamadım. Ondan sonra sokaklar öyle şey. Ama iki tane militan, silahlı militan üzerinden provokasyon yapılabilir. Bunu biz geçmişte gördük. FETÖ'cüler üzerinden gördük. DAEŞ'çiler üzerinden gördük. O yüzden aman dikkat diyelim. Suriye'deki yapıya müdahalemizi engellemek, Irak'taki operasyonumuzu akamete uğratmak, zayıflatmak amacıyla her türlü provokasyona hazırlanabilir. Bu yüzden son derece dikkatli olmak lazım ve bu HDP-DEM kararının da artık bir an önce verilmesi lazım. Şimdi Zühtü Arslan diyorduk, gitti. Hadi bakalım, evet, yeni başkanın önünde gündemi, çünkü biliyorsunuz yeni başkan belirliyor. Başkan belirliyor. Tabii. Bir an önce Kobani kararları da açıklandığına göre bu partinin terör örgütüyle kesinleşmiştir. Bu karar verilmelidir. Ve artık terör örgütünün bir daha asla Güneydoğumuzdaki vatandaşlarımızı, Türkiye'nin genelindeki vatandaşlarımızı her anlamda kayba uğratmasının önüne geçilmeli artık. Onu söyleyeyim. İnşallah yapılacak, evet, ama bir cümleyle tekrar hatırlatayım. Küçük ama etkili bir azınlığa çok dikkat. Onlar Cumhur İttifakı'na da zarar verdi. Türkiye'nin milli politikalarına da zarar vermeyi amaçlıyorlar. Onu söyleyeyim. Evet, bu söylediklerin önemli. Şimdi hem o tweetlerde hem senin değerlendirmelerinde bu Duran Kalkan'ın ve diğer çağrının yani silahlanma çağrısı dikkat çekici. Şimdi bu bağlamda biz Irak'ta hazırlığımızı yaparken, Irak'la alakalı hazırlığımızı yaparken işte 11 Haziran meselesi, biz artık terörü, hani pençeyi artık kilidi atacağız. Pençe kilit diyorduk. Tabii. Kilidi artık atacağız. Tamamen çevreleyeceğiz. Bu işi bu yaz bitireceğiz. Onun hazırlıkları yapılırken şehirlerde yeniden bir terör örgütlenmesinin hazırlığı var. Buna dikkat etmek lazım. Böyle bir imkan ve kabiliyet yok. Hani silahlı eylemler anlamında, ama yerel seçim sonuçlarında CHP ile kurulan ittifak bağlamında bir imkan sağlandı bunlara. İşte tabii, örneklerini konuştuk. Sen de hatırlattın. En çok böyle hani şey yapan Van ve özellikle Esenyurt'u çok konuştuk. Şimdi oraya çok dikkat etmek lazım. İstanbul'la alakalı en büyük ilçeydi değil mi Esenyurt? En büyük ilçeydi. Tabii. Türkiye'nin en büyük ilçesi. Ki 50 küsur büyük. Evet. Dolayısıyla oralardaki hazırlıklara dikkat etmek lazım. Bu DEM, HDP işte her neyse yeşil soldu bir ara falan filan. Anayasa Mahkemesi'nden de bu bağlamda bir adım beklediğini söyledi. Şimdi bugün biliyorsun bak Hilal Hanım yazmış. Devletten bir de hazine yardım alıyorlar. Devletin parası. Tabii canım. Onu hep söyledim. Milletin parası aslında. Şimdi, yani.